Franz Kafka İlk Acı Seslendiren Akın Altan Bir trapez sanatçısı Bilindiği üzere büyük varyete sahnelerinin en tepelerinde icra edilen bu sanat, insanın başarabileceği en zor sanatlardan biridir. Önceleri mükemmele ulaşma gayretiyle, sonraları artık baskı haline gelen alışkanlık nedeniyle aynı işte çalıştığı sürece tüm hayatını gece gündüz trapezin üzerinde geçiriyordu. Zaten çok az olan tüm ihtiyaçları nöbetleşe çalışan hizmetlilerce karşılanıyor, bu kişiler aşağıda bekliyor, yukarıda ihtiyaç duyulan her şeyi özel kaplarla yukarıya gönderiyor, sonrasında aşağı çekiyorlardı. Bu yaşam tarzı çevredekiler için bir sorun yaratmıyordu. Yalnız diğer gösteriler sırasında trapez sanatçısının yukarıda kalması dikkatlerden kaçmıyor, çoğunlukla hiç sesini çıkarmamasına rağmen arada sırada aşağıdaki seyircilerin bakışları ona kayıyordu. Fakat o çok olağanüstü ve geri doldurulamayacak bir sanatçı olduğundan yönetimdekiler bu durumu hoş görüyordu. Ayrıca onun neden bu şekilde yaşadığı biliniyordu. Sanatındaki mükemmelliğini koruyabilmesi ve devam ettirebilmesi sürekli bu şekilde egzersiz yapmasına bağlıydı. Bunun dışında yukarısı sağlığı için uygundu. Hatta yılın sıcak aylarında kubbenin tüm çevresini saran yan pencereler açılıp da içeriye temiz abayla birlikte güneş ışığı girdiğinde gerçekten güzel oluyordu. Elbette insanlarla iletişimi de sınırlıydı. Yalnızca arada bir jimnastikçi bir meslektaşı ip merdivene tırmanıp yanına gelir, trapez üzerinde oturup sağ ve soldaki iplere yaslanır ve birlikte çene çalarlardı. Ya da çatıyı tamire gelen işçiler açık pencereden onunla bir iki çift laf ederlerdi, ya da bir itfaiyeci en üst balkondaki lambaları kontrole geldiğinde ona saygı dolu fakat pek anlaşılmayan birkaç şey söylerdi. Bunun dışında çevresi hep sessizdi. Bazen genellikle öğleden sonraları boş sirke yanlışlıkla giren herhangi bir görevli dalgın bakışlarını gözün alamadığı yüksekliğe çeviriyor ve kendisini birinin izlediğinden habersiz sanatını sergileyen, ya da dinlenmekte olan trapez sanatçısına bakıyordu. Mecburi olarak oradan oraya yapılan ve pek sıkıldığı yolculuklar da olmasa, trapez sanatçısı rahat rahat yaşamına devam edebilirdi. Gerçi menajeri, trapez sanatçısının acısının gereksiz yere uzamaması için elinden geleni yapıyordu. Kent içindeki yolculuklar için yarış arabaları kullanılıyor, insanların olmadığı geceler ya da sabahın erken saatleri tercih ediliyor ve son süratle gidiliyordu. Ancak yine de bu trapez sanatçısının özlediği kadar hızlı değildi. Trende tüm kompartıman kapatılıyor ve trapez sanatçısı her zamanki acınası yaşam tarzını burada da sürdürmek için yukarıda bagaj bilesinde kalıyordu. Gittikleri yerlerde o gelmeden çok önce tiyatroda trapez her zamanki yerine kuruluyor, tiyatroya açılan tüm kapılar ardına kadar açılıyor, tüm girişler serbest oluyordu. Fakat trapez sanatçısının ayağını ip merdivene koyup birden yukarıya tırmandığı ve sonunda trapezine asıldığı anlar menajerin hayatındaki en güzel anlar oluyordu. Menajer birçok yolculuğu başarıyla organize etse de her yeni yolculuk onu geriyordu. Çünkü diğer birçok sıkıntının dışında yolculuklar trapez sanatçısının sinirlerine iyi gelmiyordu. Bir defasında yine birlikte yolculuğa çıkmışlardı. Trapez sanatçısı bagaj bilesinde yatmış hayal kuruyordu. Menajer pencere kenarına dayanmış kitap okuyordu. Tam o sırada trapez sanatçısı yavaşça ona seslendi. Menajer hemen yanına gitti. Trapez sanatçısı dudaklarını ısırarak gösterisi için şimdiye kadar olduğu gibi bir değil, karşılıklı iki trapeze ihtiyacı olduğunu söyledi. Menajer hemen onayladı. Trapez sanatçısı ise menajere onaylamasının ya da karşı çıkmasının hiçbir önemi olmadığını gösterircesine, bundan böyle kesinlikle tek trapezle gösteri yapmayacağını söyledi. Bir daha tek trapezle gösteri yapmak zorunda kalabilir düşüncesinden ürkmüşe benziyordu. Menajer bir kez daha duraksayarak, biraz da sanatçıyı izleyerek isteği onayladı. İki trapezin bir trapezden daha iyi olduğunu ve bu yeni düzenlemenin daha yararlı olacağını ve programı zenginleştireceğini belirtti. Tam o sırada trapez sanatçısı birden ağlamaya başladı. Menajer korkuyla yerinden fırladı ve ne olduğunu sordu. Bir yanıt alamayınca koltuğun üzerine çıktı, onu okşamaya başladı. Yüzünü yüzüne dayadı, sanatçının gözyaşları kendi yüzünü de ıslattı. Bir sürü sorudan ve okşayıcı sözlerden sonra sanatçı hıçkıra hıçkıra şunları söyledi. Ellerimde tek bir trapezle nasıl yaşayabilirim? Menajer için sanatçıyı teselli etmek biraz daha kolaydı. Bir sonraki istasyonda gösterinin olduğu yere ikinci bir trapez getirilmesi için telgraf çekeceğini söyledi. Sanatçıyı o kadar uzun süre tek trapezle çalıştırdığı için kendisini suçladı. Ona teşekkür etti. Hatasına dikkat çektiği için ona övgüler yağdırdı. Böylece menajer sanatçıyı yavaş yavaş teselli etmeyi başardı ve tekrar köşedeki yerine döndü. Fakat kendisi sakin değildi. Yoğun bir endişeyle gözlerini elindeki kitaptan kaldırıp fark ettirmeden sanatçıyı izledi. Bu tür düşünceler sanatçıyı üzmeye başladıysa onlardan kurtulması mümkün olabilir miydi? zaman içinde bu düşünceler daha da artmaz mıydı? Bunlar yok edici düşünceler değil miydi? Ve menajer, gerçekten de ağlaması kesilen ve uykuya dalmış görünen sanatçının pürüzsüz çocuk alnında, ilk kırışıklıkların belirdiğini fark eder gibi oldu. Son